yapamazsın diye bir şey olmadığını ispatlamak adına et yoksa kıyma yoksa dedik ki hamurda tarsın çok iyisin. E o zaman gelelim de Ha gayret. Sen gerçekten bugün çok heyecanlısın. Ben niye böyle heyecanlandım? Bak böyle yapınca ben soğuyorum ama. Az bir tevazu olman lazım. Ben zaten gayet egoist bir insanım. Egoist. Hiç değilsin maalesef. Bir ipte iki neydi? Cambaz. Oynamaz. Şimdi çok güzel, çok lezzetli, çıtır çıtır bütün püf noktalarıyla hamur nasıl işlenir, börek nasıl yapılır? En iyisinden öğrenmeyelim mi? O zaman hızlıca başlamamız lazım. Bu şahane, çıtır çıtır, peynirli ve patatesli kolbora için malzemeleri senin sayman lazım Zumurcuğum. Sonra da ben başlamam lazım çünkü patates haşlanacak, hamur yoğrulacak, dinlenecek ve çok işimiz var. Ama Funda Hanım için değer. Değmez mi? O zaman yardımcı şefimi vereyim mi? Neyi? Onu mu? Hamur için. Bunu kaldırın buradan. Benim ama ondan yerde. Yalnız iki tane var. Onu ne yapacağız? Bir tane de arkada var. Onlar yerinde kalsın. Evinde ben olmayan insanlar için üretilmiş yalancı şefleri kullanmayın. Hazır mısın? Sayıyorum. Hazırım hadi. Patatesli peynirli kol böreği için gerekli malzemeler. Hamuru için 2,5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi, 1 su bardağı süt, aldığı kadar su. Yufkaları yağlamak için 100 gram tereyağı, 500 gram margarin, yarım çay bardağı sıvı yağ. İç harcı için 2 adet orta boy patates, 200 gram peynir, yarım demet maydanoz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber. Üzeri için 2 adet yumurta sarısı, yarım çay bardağı süt. Şimdi hızlıca böreğime başlamam için önemli olan iki trik var. Yani iki tane püf noktası var. Bunlardan bir tanesi hamuru hızlıca yoğurmanız ve dinlenmesi. İkincisi de patatesi hemen haşlamanız. O yüzden patatesleri hızlıca soyup senden ocağa koymanı isteyeceğim. Tamam. Sen onları halledodur. Küçük küçük bölelim ki hızlı haşlansın. O sırada da hamur yapacağım. Hamur için en önemli ürünlerden biri sıvıları karıştırmak. Ama bu hamur tarifinde undan una değiştirdiği için ve kesin ölçü alabilmeniz adına suyu alabildiği kadar su olarak koydum. Bunu hep beraber yaşayarak öğreneceğiz. Siz de nasıl yapılması gerektiğini benden öğrenmiş olacaksınız. O zaman hemen hamura başlıyorum. Nasılsın? İyiyim. Keyfin vaktin yerinde? Güzel. Süper. Keyifli vakit geçiriyorum. Aman bunu mutluyum. Çok tatlısın. Bir sandalye, bir şey. Programınızı izliyorum. Kaçırmıyorum. Ama böyle birlikte yapınca daha keyifliymiş gözüktüğü gibi değil. Teşekkür ederim geldiğiniz için tekrar. Şefim okulda pratik dersler oluyor mu? Ne gibi soru? Yani soru çok garip bir soru şu an. Pratik şefim pratik. Elini kullandığın, hamur yoğurduğun, meyve dilimlediğin. Oluyor. Uygulamalı ders diyoruz onlara da biz. Bana bıçak tutmayı öğretmen lazım o zaman. Emin misin? Bence çok yaklaşma. Niye? Bilmiyorum. Çok zorluyor sana karşı kendini. Öğretecek misin? Öğretirim. Şimdi hamurumu güzelce yoğuruyorum. Sirkemi, tuzumu, sütümü koydum. Bu noktada biraz da suyumu ilave edeceğim. Hatta süt koydum ölçüdeki bardağımın. Ben de bunları pişiriyorum. O da güzelce kaynayıversin. Şimdi. Buradayım. Kriterler neler? Buradan seslenelim. Bir kriterim yok açıkçası. Nasıl? Çünkü konuyu sen kesin evliliğe getireceksin. Neden evlenmedin? Düşünmüyorum. Hiç. Nasıl? Düşünmü? Neden? Çünkü şu an benim için kariyerim daha önemli. Yani kariyerimde ilerlemek istiyorum. Eş her zaman bulunur ama müsaade et bana 2 saniye şefim. Ama benim için kariyer daha önemli. Yani şöyle söyleyeyim. Kolunun altın bileziğin olduktan sonra koca her zaman var. haklıyım ama. Ama öyle. Altın bileziği dedim bulmak biraz zaman aldı herhalde. Yok ben sindire sindire okumak isterim tatlım. Beni evden kovacak. Hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz. Yemekleri yapmanın hiçbir yere göndermem seni. Bir de böyle bir adetimiz çıktı değil mi? Öyle. Şimdi şöyle. Unun devamı nerede? Oradan alabilirsin. Şimdi tezgahta yoğurmaya devam edeceğim bu hamuru ben. Biraz tezgahımı unlamam gerekecek. Şimdi yumurta sarısı ve sütüm üzeri için kenara ayırıyorum. Bunlar yağlamak için. Böyle koyuyorum. Böyle. Sen bayağı peynir falan eziyorsun. Bunlar da evet, onun içine girecek. Biliyorum. Tuz, tamam. Karabiber, pul biber. Börek mi yapacaksın? Hem de çok güzel, yağlı çıtır çıtır bir börek. Tahsin Şef bütün becerilerini normalde yemiyoruz ama fırından çıkınca bir yeriz. Çıtır çıtır o sesi duyuralım. Olmaz biz tadım yapmıyoruz. Bir tane. Evet tadım yok misafir gelecek. Şefim formatı her gün hatırlatmam mı gerekiyor? Azıcık yesek ne olur ya? Olmaz. Olur. Biz de aynı şeyi düşünüyoruz aslında ekipçe. Tahsin Şef yapsa da yesek ama format böyle değil. Formatı her gün mi okumamız gerekiyor Zümrüt? Formattan bahsetmiyorum. İsteklerimden bahsediyorum. Evde yapıp getir. Azıcık beni de düşüneceğiniz mi bir noktada? Her gün yemek yapıyorum, her gün. Evde de. Sosyal medyaya,
buraya. Restoran açsan orada da yapacaksın her gün. Ayrıca ev kadınları her gün yemek yapıyor ama senin kadar söylenmiyorlar. Sen üzerine bir de para kazanıyorsun. Ben bile yemek yapıyorum düşün. Ya çok güzel yemek yapıyorum. İşime geldiğinde yapıyorum. Ben bile derken neden öyle dedi? Ya normalde burada yalnızım. Burada benim biliyorsun atölyem, işim oldukça buradayım. Biliyorsun ben böyle neyim? Tek gelince başıma. tek önceden başıma... konuşuyor musun mesajı verme şurada. Sonuçta sonra gururumla oynuyorsun. Benimle dalga geçiyorsun. Ay, asla öyle bir şey yapmam. Ya yalnızken çok yemek yapmıyorum açıkçası yani. Çok yemek yapmak istemiyorum. Hem yemek yapıyorum kalıyor çünkü elim azı asla gitmiyor. Ya böyle 10-15 kişilik yemekler çıkıyor. Sonra 3 gün aynı yemeği yemek zorunda kalıyorum. O yüzden daha aperatif. Yazın özellikle salata, meyve, yulaf bu tarz şeyler tüketiyorum. Öyle hayat mı geçer? Ama işte kalabalık olunca yeniyor yemek. Yalnızken yenmiyor. Ya sabah mesela çok güzel serpme kahvaltı yapıyorum ama... Gerçekten yalnızken çok da güzel yemek yiyorum. Ben yiyemiyorum. Sen yiyemiyor musun? Ben yalnız değilim ki. Her türlü yemek yiyorum. Hiç mi yalnız kalmıyorsun böyle? Yo, ben eve gittiğimde masam hazır oluyor. Oturup yiyorum. Afiyet olsun. Evli. Belli. Ama yüzüğünü takmıyor. Yüzüğüm her zaman parmağımdadır. Ben yüzüğünü gördüm ya. En az 5 bölüm takmadım. Karım vermedim. Yok artık. Tahsin Şef, sen evlenmeyi düşünüyor musun? Evet, düzgün. Kriterlerime uygun, evlenmeyi düşünen, aşk. Kariyer peşinde koşmayan. Başka bu kadar mı? Evlenmeyi düşünüyorum. Hadi hayırlısı. Evlenmeyi tabii ki diyor. Ben çocuk çok istiyorum. Yani şey düşünüyorum bunu hep bu konuda. Benim yeteneklerime uygun birinin... Tamam sakin ol. ...böyle bir dünyada kalması gerektiğini düşünüyorum. Bu hamuru niye böyle yapıyorsun derseniz hamurun gluten bağını yani o esnek bir şekilde açabilmem için bunun glutenini açığa çıkartmam gerekiyor. Bunun için de en büyük taktik hamurun ucundan tutarsınız. Şöyle bir yaydırırsınız, şöyle toplarsınız. Elinde sabit tutar mısın? Gluten açığa çıkmış gördüm. Ay esprileri çok iyi. Fark ettin mi? Çok iyi. Şimdi bu hamuru yaparken böyle bir isim verin. Mesela Zumur. Oo. Gerekeni, sonra tuttunuz bu bak gerekeni yapın. Bak, bakın hamura bakın ne güzel oldu. Ne kadar süre bu şekilde bu taktiği uygulamamız en az 5 dakika. Eğer mayalı değilse 5 dakika, mayalı ise 3 dakika. Çünkü bu kadar vurmak mayayı keser hamurda püf noktası. Hamuru kesmemek için 3 dakikadan fazla mayalı hamurlarda bu tekniği kullanmıyoruz. Mayası hamurlarda da 5 dakika maksimum tüketebilir, kullanabiliriz bu taktiği. Bilginiz olsun yazın. Yazın defterin bir köşesine Tahsin Küçük'ten püf noktası diye. Dağıtıyoruz. Oldu sayılır. O bitti. Tam patatesin haşlanmasını bekliyor. Şimdi ben bunu bu sırada senden ricam bir cezvede şunları eritmen. Tamamdır. Cezve deyince de insanın bir acı kahve içesi geliyor. Onu ben yaptım. Müsaade edebilecek misiniz şefim? Unutturmam. Bir fazlalık mıyım ben buraya? Hayır, sadece mutfağım bana yetecek kadar. Çık diyor sana yani. Aa. Evet, bunları mı koyuyoruz? Bunları eriteceğiz, tamam. Sıvı yağ da içerisine ekleyeceğiz tamam. Ki biliyorsunuz tereyağı yanmasın. Ben genelde malum tek çalıştığım için siz olunca birazcık sıkıştık burada. Fazlalık mı? Sen çağırdın yani beni. Onu bir hatırlasam mı arada? Ama bu kadar da çok süreceğimi bilmiyordum. Gelirsin sonra bir iki yemek yaparız hemen gidersin falan diye düşünüyorum. Çok sürmedi ki. Daha yarım saatimiz. Ve ben bak hamura bak hamura. Bak. Oyun hamuru gibi oldu. Bu kadar uzayabilmesi için bunu yapmanız gerekiyor işte. Ve börekte mutlaka yumuşak yoğurun hamurunuzu hızlı börek elde edecekseniz. Eğer etmeyecekseniz de böyle bir buçuk iki saat dinlendirmeye vaktiniz varsa biraz daha sert yoğurabilirsiniz. Yağ yumuşatır zaten onu. Şöyle bakın topluyorum hamuru. Bakın hop. Bir daha alıyorum. Bunu fazla yakmıyorum. Evet evet. Yağ erimesi yeterli. Sadece eritiyorum. Aynen öyle. Vuruyorum. O bana gelecek gibi duruyor yalnız. Ben korkuyorum burada. Sana asla zarar vermem. Elin tersiyle yapıştırmazsın değil mi? Yok yok yok. Deyip kafasını geliyormuş değil mi hamur? Şimdi bunu güzelce puzzle'layacağım. Puzzle demek ne demek? Parçalara böleceğim. O yüzden eşit bir şekilde şöyle. Hı? Ay biz de alalım bu mermerden. Çok güzel oluyor. Patatesin 2-3 dakikası kaldı. Teşekkür üzere. Şimdi şöyle bunu eşit parçaya bölmek için ne yapmam gerekiyor? Önce ortadan böleceğim. Eşit mi o? Eşit. Sonra tekrar bu ortadan böleceğim. Aynısını buna da yapacağım. Sonra tekrar ortalarından böleceğim. Sonra tekrar ortalarından böleceğim. Böylelikle ne yapmış oldum? Eşit parçalar. Hassas terazin var mı? Var. Verir misin? Tabii ki müsaadenizle. Bizim bütün olayımız burada. Bu tartın üzerinde ne yapıyorum şimdi?
Oh, koydum. Çok güzel oldu. 52 gram. Koydum. 52 gram. Bak. Bakıyorum. 52, 53. Bu arada sıcak yağ hamura değerse hamur kesilir ama kestirmeyin. Biraz alınması gerekiyor. Bu sırada ben bunları puzzle'layacağım. Yani yuvarlak hale getireceğim. Bunu yapmanın da en güzel püf noktasını gösteriyorum. Ellerinizi aldınız, açtınız. Hamurları böyle ayağısına koydunuz. El ayağısına. Sonra mermede yayadınız ya da tezgah neyse. İçeri doğru iterek geri çekiyorsunuz baş parmakla. İçeri doğru ekiyorsunuz, böyle çekiyorsunuz. Bak. Bak. Onu tek elle yapamaz mıyız? Tek elle de yapabilirsiniz ama ben yetenekli olduğum için iki elle yapmayı tercih ettim. Yok hayır, yani bu şekilde. Ha öyle, şunu ben da yapabilirsiniz. Ben de normalde böyle yapıyorum çünkü. Yine el ayağısına koydunuz. Aynı bunun dışıyla böyle. Parmaklarınızı toplayıcı olarak kullanıp. Ben mesela bu tarz daha rahat çalışıyorum. Şöyle. Aynı formu elde edersiniz. Şimdi bunları hızlıca. Ben bir ürünü görünce anlarım organik mi değil mi diye. Heh. Bu ne? Bu ne şimdi? Anlıyorsun ya. Neyi anlamam gerekiyor? Organik miyim değil miyim? Değilsin şefim. Saçın boya, bıyığın boya. Neyin organik? Bunları öğrendiğim iyi oldu yalnız. Gerçekten bunları öğrendim, çok iyi oldu. Siz dediniz. Biz demedik öyle bir şey. Gözükmüyorsun dediniz. Beyaz mutfaklara gidiyoruz dediniz. Beyaz mutfaklarda arkası parlıyor. Sen kalıyorsun orada parıl parıl dediniz. Beni mi kandırdın? Biz öyle bir şey söylemedik. Yoksa benim rengim. Ben sana öyle bir cümle kurdum mu? Kurdun. Ay, bir sıcak oldu sanki. Evet, klimayı da var ya, açsak mı? Saçlar sıcak yaptı. Kurusun değil mi? Boyası kurusun. Daha yeni boyadım. Şimdi hamurlarımız gayet güzel. Paza haline getirdik. Şimdi bu noktada ne yapacağız? Ah, elimiz değebilecek kadar ılınmış. Bakın. Onu ben soğuttum. Teşekkür ederim. Temperledim. Yoğurt temperler gibi. Onu genelde o söylerdi de. Sen biz umuru sevdin. Evet ya. O da tatlı. Hepin, ekip olarak hepiniz tatlısınız. Ben sizi çok seviyorum. Bir gördüğün bu kadar. Görmediğin ekip. Görmedikleri kim? Bütün ekip yani. Hani gördüğün ki bu kadar. Görmediklerine birlikte şahaneyiz. Ben elimi ne zaman kestim? Ne yaptım bana? Bak elim yarılmış. Kıyamam. Tüh. Balı tutan parmağını yalar. Bakın güzelce yağlıyorum. Gördünüz mü? Teşekkürler. Geçti. Elimi yağlıyorum. Şöyle. Sonra. Geçti mi dedin? Geçti. O kadar odunum ki. Ama yani ben burada elimi üfletiyorum, geçti diyorum. 10 saniye sonra diyorsun ki aa geçti mi? E ne yapayım, evlenmeyeceğim dedin. Bu saatten boşuna hiç emek mi vereyim abla? 2-3 iltifatım ama var. Ama sen böyle, sen böyle yaparak zaten bulamazsın evi. Şefim ikna etmeye çalış. Neyini ikna etmeye çalışacağım ya? Bağırma bana. Sinirlenmiş ama değil mi? Yalnızlık kafasına vurdu. Yani vaktim bir... yok vaktim. 25 yaşına geldim ben. 2-3 tane iltifatım var Cem'de. Onu da ekran karşısında size ettim mi ben başkasına nasıl farklı iltifat tatlım bulayım? Zaten bir başka bir kadına şu muameleyi yaptığında zaten bulamazsın. Ben sana gayet güzel iltifat ediyordum. Yemeklerimden daha güzel olduğunu söylüyordum ki bu imkansız bir şey. Ama sen, biz kavga etmeye başladık o zaman. Bir makaron verir misin? Ne alakası var? Ha, çok istiyorum, verelim mi? Hayır ya, konumuz orada değil. Ama yazık, sabah susmuyor. Bizi konuşuyor. Ama susmuyor. En büyük aşklar nefretle ve kavgayla başlarmış. Girelim mi bir saç başa? Yok. Üç tane saçım kaldı kafamda. Onu da ellerine yıpratmak istemiyorum. Oo, sen de bilek güreşinden yenemiyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun. Hani kavgayla başlıyordun. Çocuğunu anlamadım. Funda Hanım, Tahsin Şef'in saçları yeni boya gördüğü için inceldi. O yüzden saç baş olaylarına pek girmeyin. Çikolatalı mı, vanilyalı mı? Hepsinden. Gönderin. Ekibe de dağıtacağım. Kadının ekmeğiyle oynasın. Onları ben parmaklarımla yapıyorum lütfen. Onlar hepsi Tahsin Şef'in. Kimseye bakın, yedirmem. Güzel. Patatesiz oldu galiba. Evet evet, alıyorum tamam, şimdi. Tamam, makaronu sonra veririz. Ay elimde. Doyuralım susun. Bir tane alayım. Parmaklarını göster önce, çok merak ediyorum. İkisini birden göstereyim. Bir bakayım, o kokuyor mu? Yedi. Sizin yüzünüzden. Senin yüzünden. Taktınız parmağıma, gösteririm sonra. Bu sırada patateslerimiz de haşlandı. Patateslerimizi süzeceğiz. Hep beraber. Hadi, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yalnız diğer süzgeç almamız lazım. Bunları buraya bir çıkartalım. Güzel olmuş mu şefim makaronlar? Keşke tadına bakabilseniz ama işimiz var. Ben bir tane yemiştim zaten. Ben birazdan sana bütün fındıklı çikolataları vereceğim. Şimdi patateslerimiz haşlandıktan sonra yapmamız gereken şey... Ay, makaronu yutamadım. Bakın, yağlıyorum tezgahımı. Kahve var mı? Pikniğe gelmiş, farkında mısın çekimlerinin? Genel öyle. Karın tokluğunda çalışıyor büyük ihtimalle. Geldiği evlerde de ne varsa yiyip öyle zihniyet. Merdanen var mı, silikon merdanen? Var. Merdane yoksa streç filmde olur. Streç. Bunda olmaz.
Tabii. Şimdi biz onu içeri koyduk galiba. Geliyorum hemen. Hamurumuz çok güzel oldu. Gördüğünüz pamuk gibi bir hamur. Ben bu hamurları güzelce böyle yağladım etrafını. Ardından bunu taktiği illa mermeri yağlamak değil. Hamuru şöyle bir yağın içine sokup çıkartın. Aynı formu elde edeceksiniz. Bir pırçıtıyı kaydı gördünüz. Oluyor arada böyle şeyler. Deyip... Merdane hazır. Teşekkür ederim. Resmen ev pastane gibi. Her malzeme var. Bu evde tabii bunu yapmak kolay. Normal ahşap merdanelerle de olur. Oklava yardımıyla da olur. Ama bu işi biraz daha kolaylaştırmak için. Şimdi ben senden... Şimdi ben onu profesyonel kullandığım için ben bunları alayım şefim. Rahat hareket edin. Ah, sizi teşekkür ederim. Alanınızı darlamasın. Bunu profesyonel yaptığım için bütün malzemelerim profesyonel olmak zorunda. Bu çok keyifli. Evinde malzeme olunca ben de rahat ediyorum. Şu hamurlarımı kaldırıp size hamurları nasıl yapacağımı göstereceğim. Bak şimdi. Geldim şimdi buna. Böyle çevire çevire. Çok zaten kolay bu kısım. Bu çevirme ve döndürme önceden yağlamamız bu işe yarıyor. Böylelikle her tarafı eşit bir şekilde güç kullanmadan merdanenin kendi ağırlığıyla bu işlemi yapmış oluyoruz. Bak hop hop. Şimdi patateslerimizi. Ezeyim mi onları ben? Evet, sen onları patatesleri ez güzelce. Peynirin içine katayım mı? Kat. Ben de şunları hızlıca açayım hemen gelelim. Tamam. Tahsin Şef hamurları silikon merdane yardımıyla açarken Funda Hanım da haşlanan patatesleri eziyor. Güzelce hamurlarımızı elimizle hatta merdaneyle de açtık. Yağlı birlikte de koyduk. Ben hamuru biraz yumuşak tuttum hemen açacağım için. Siz eğer derseniz ki benim vaktim var, bir tık sert yoğurup hamurunuzu yağda bir saat dinlendirmeniz daha rahat açmanızı sağlar. Ama işte dedim ben hamurlarım iyi olduğu için bunu her türlü ayarını getirtirim. Ama derseniz ki ilk başlayacağım, ilk defa yağda hamur açacağım. O zaman biraz dinlendirmeniz gerekir. Bu arada orijinal kol böreği tarifinde bu ikisinin içerisine, iki tane hamurun içerisine böyle açıldıktan sonra katı yağ konur, ezilmiş. Kapatır kenarları ve ikili olarak açılır. Ama bizim bu ortamlarda hazır o büyük mermer tezgahları olmadığı için daha küçük ve minimalist çalışıyoruz. Bu sebeple de tek katı yapıp etrafını böyle karışık yağla yağlamamız bizim için yeterli. Hamurumu elime alıyorum. Patatesler hazır. Patatesin hazır. Bu ikisini birleştirmeni rica edeceğim senden. Okay. Hamurumu aldım. Bir elimde böyle tuttum. Bakın. Aldım, attım. Bir elimde de şu kenarından tutup şöyle çeviriyorum. Aynısını yapa yapa devam ediyorum. Bak, gayet büyüttüm. Pazım ve hamurum zaten çok büyük olmadığı için bu tur iyidir. Üç tur atmanız gayet iyidir. Sonra elini aldın, alttan koydun, şöyle havalandırarak çektim. Aynısını böyle yapıyorum. Tırnak hamura geçirmiyorsunuz, yırtmayın. Böyle geliyorum, aynı turu buradan yapıyorum. Biliyorum zor, yağda. Bunu bir çarşafın üzerinde de yapabilirsiniz. O zaman da adı çarşaf böreği olur. Böyle havalandıra. Hamurumu büyütüyorum. Zaten görüyorsunuz kıvam olarak açılmaya gayet uygun bir hamur. Mermeniz çok sıcak olmayacak. Hamurunuz kesilir. Şöyle. Şu kenarlardaki yırtılmalar çok önemli değildir. Çünkü zaten oraları çok kalın olan yerlerini inceltemeyeceğiniz için şöyle hafif toplayacağız. Şöyle hatta tepsiyi şuraya koyayım. Bu da tamam. Bu da inceliği gayet güzeldir. Şimdi hızlıca... Bayağı ince oldu. Altındaki mermer gözüküyor. İnce. Daha da güzel oldu mu? Hepten böyle havaya kaldıracağım falan. Şöyle güzelce... iç harcımı da yerleştiriyorum. Bu iki tane hamurdan yaptık değil mi? Bu yani tek hamur. Tek. Tek tek. Çekerek uzattık. Aynen. Eğer şey derseniz ki yani hani... çok vaktim var. İki hamurun arasında kayıp kenarlarını presleyerek içerisine yağ sıkıştırıp öyle de dinlendirebilirsiniz ama o biraz gerçekten profesyonel börekçilerin işi. O yüzden ev ortamında bunu yapmak daha güzel bence. Aynen. Şimdi aldım bunu. Bakın şöyle bir dur kapadım. Aynı buradan da parçalanan kısmı da şöyle kurtarmak amacıyla yapıyorum. Sonra şöyle havalandıra. Burası çok önemli. Sıkıştıra yani elde açılmış hazır yufkalarla yaptığınız böreğe aldanmayın. Burada biraz havalandıra gitmeniz gerekiyor. Boşluklu saracağız. Tabii. Bir noktada hamurunuzu şöyle çekip uzatarak da devam ettirebilir. O havayı alabilirsiniz. Hem açılmamış kalın kaldığını düşündüğünüz yerler varsa da böylelikle ne olmuş oluyor? İçerisine girmiş oluyor. Günün sorusu. Sor. Piştikten sonra dondurucuya atabiliyor muyuz? Mesela bir misafir geldiğinde tekrar böyle ısıttığımızda servis yapabiliyor muyuz? Sonuçta çok tereyağlı ve margarinli bir ürün ya.
Piştikten sonra değil, eğer böyle börekleriniz varsa yapıp çiğken dolaba atmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu yağ bunu zaten koruyucu olacak ve çıkarttığınız gibi donuk halde bile fırına atsanız çok güzel performanslı çıtır çıtır börekleri elde edebilirsiniz. Tamam, bunu yapıyoruz. Dondurucuya bu şekilde atıyoruz. Aynen öyle. Bütün hamurumu katladıktan sonra şöyle. Şimdi senden bir pişirme tepsisi isteyeceğim. Hı hı. Aynı böyle fırın tepsi var mı bir tane daha? Var, yağlı kağıtla vereyim. Aynen, yağlı kağıtla birlikte bir fırın tepsisi isteyeceğim, senden içine koyacağım. Ben bunu mini kol böreği şeklinde yapıp şöyle kulaklarını içeri katlayarak fırın tepsime dizeceğim. Mini mini böyle evinizde eşinize, dostunuza porsiyonlu servis edebileceğiniz, altın günlerinde tabağın kenarını iliştirebileceğiniz, ki o altın gün tabakları ne lezzetlidir. Hafif kenarına böyle bir pasta bulaşır, biraz böyle üzüm sarmasının ekşiliği gelir falan. Tadından yenmez, tam öylelik bir börek. Bak, şov ağırlıklı değil yani, biraz evet hamurda iyi olduğunu bildiğim için, ev hanımı değil de daha çok bu sektörde, yani pastacılık sektöründe olduğunu bildiğim için dedim ki Tahsin hazır olana kadar gelmişsin, şovunu göster. Şovmen. Ama tatlıda kapışırız biliyorsunuz değil mi şefim? Tatlıda pratik bir tatlı yapmayı düşünüyorum. Sen zaten en iyilerini yapıyorsun. Ben yerel bir tatlı yapmaya niyetim var. Aslında normalde ben evet tatlı yapıyorum ama mesela tatlı yemiyorum çok fazla. Neden? Belki bu işin içinde olduğum için olabilir. Eskiden çikolata ya da böyle bir mekana gittiğimde çilekli bir pasta, kremalı bir pasta ölürdüm. Ya böyle hemen yiyeyim profiteroller vesaire. Şimdi mesela hani hepsini yapabiliyorum ve evimde sürekli olduğu için herhalde ondan istemiyorum yani, bilmiyorum. Eskisi ya. Kadar tatlı yemiyorum, çikolata içemiyorum. Çok, çok güzel oldu bu yalnız. Bak gel, mermerin deseni gözüküyor bak, 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 bak. Şuraya zumur yazsan bir kağıda gözükür. Çok güzel oldu. Şimdi hemen iç harcımı da koyuyorum. Mesela şekil hep böyle mi? Onu tam böyle yuvarlak gül böreği de, gül evet, böreği de yapabilirsin. Tarzı. Yani o senin hayal gücüne kalmış. Bak hop hop böyle katlaya katlaya. Peki bu çıtırlığı bunu şey veriyor değil mi? Yağ. Yağları veriyor. Tamam. Ardından. Gitti be bay. Onu öyle alalım mı yoksa ben şeyle alayım mı? Spatula'yla alayım mı? Bak. Bak, bak. Üzerine hazırlayayım mı? Sütlü yumurtası. Olur, onu sen çırpa dur. Ben de şöyle hızlı hızlı bunları aça durayım. Şöyle hızlıca bak. Hamur dinlendikçe bakın kendi zaten akıyor gidiyor. Bak, bak, bak. Anladık şefim. Hamurda iyisin. Moralim bozuldu. Yapıyorsun bu işi. Değil şefim. Mi? Şu an şov. Bak şimdi. Dur, yırtılıyormuş değil mi ama? Şu taraftan alayım. Biraz büyük yapsaydım tezgah sığmaz diyor. Yoksa ben bunu böyle böyle çevirebiliyorum da. Alan o kadarına da gerek yok. Evet. Bu da bitti. Ne bitti? Ha, onu da yaptınız. Onu en son tamam. Yapacağız. Bunun üzerine böyle hani susam, çorotu vesaire bir şey isteğe göre mi gerek yoksa tarifinde yok mu? Bence hiç gerek yok. Böreğin tadının önüne geçmesin. Şöyle. Ha. Hızlıca da yaptık. Bak çok güzel. Yemin olsun zar gibi. İç harcımı da koyacağım. Şimdi burada bayağı işim var benim. Ben bunları hızlıca yapayım. Tepsiye atayım. Fırına atalım. 20-25 derece. Değil. Derece dakika. 25, 20-25 dakika. 200 derecelik fırında çıtır çıtır olana kadar, rengi de böyle kehribar rengine gelene kadar güzelce pişiriyoruz. Kehribar rengi iştah açıcı bir renktir. Bilginiz olsun. Şöyle koyuyorum. Sonra tatlıya mı geçeceğiz? Ha bir de öyle yaparız. Bunları biz hızlıca açalım, fırınımıza atalım, güzelce de pişirsinler. Sonra borcumuzu ödeyelim. Sonradan da tatlı daha. Borcumuzu ödeyelim. O ne? Bilek güreşine kaybettim. Ben her evde yapıyorum zaten çok. Olsun yaptım. Ama şimdi yapmak zorundasın, kaybettin. Zaten yapmak ama iddiaya girdik. 3 çeşit yemek diye. 2 tane mi tatlı istesem ya? Ay yok tamam. Hızlıca bu börekleri açıyoruz, güzelce fırına atıp pişiriyoruz. Sonra da burada çıtır çıtır böreklerimizle birlikte fırında pişerken biz de tatlımızı yapıyoruz. Makaronlar vesaireler derken Türkiye'nin ana lezzetlerinden helvayı şöyle sütlü sütlü yumuşak yumuşak yapmayalım mı? Yapalım. Bir de kıvamına uygun mı? Nasıl içine? Güzel kavrulur, püf noktası nedir? Hepsiyle birlikte hızlıca bunları yapıp geri geleceğiz. Hemen hızlıca açıyorum. Tahsin Şef kalan hamurları da hızlıca açıp içlerine harç dolduruyor, rulo yapıp kapatıyor. Ardından katlayıp fırın tepsisine diziyor.